Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir soru bir konu serisinde hangi konuyla devam edelim dedik. Fonksiyonlar. Çok güzel, çok ensesi kalın bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Tabi fonksiyonlarla alakalı ee, çok geniş bir konu olduğu için bir tane soru çözmek yetmeyecek. Ben aralara az buçuk yine sorular göndereceğim sizin için. Aklınızda bulunsun, haberiniz olsun. Şimdi bu soruyu güzel yapan şeyden bahsetmek istiyorum. Bir üstel fonksiyonun grafiğini çizmeyi bileceksin. İkinci olarak da öncüllerin içerisinde çok çok ama çok tatlı çeldiriciler var. O çeldiricilere düşmeyeceksin. O çukurlara basmayacaksın. Eğer bunları başarabilirsen soruyu doğru çözmüşsün demektir zaten. Hadi bakalım gelin şu güzel dediğimiz soruya bir bakalım arkadaşlar. Reel sayılarda tanımlı. 3 üzeri x artı 2 eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Bu bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonu biliyorsunuz arkadaşlar. Tabanı birden, tabanı pozitif ve birden farklı olacak. Ee, ve üstü de sevgili arkadaşlarım bir reel sayı olacak demiştik. Bu şartları sağlıyorsa üstel fonksiyondu. Peki 3 üzeri x artı 2 eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre 3 tane öncül vermiş hangileri doğrudur diye soruluyor ya. Bak şimdi iyi dinliyorsun. Benim fonksiyonumun ismi fx eşittir 3 üzeri x artı 2 eksi 1. Şimdi güzel kardeşim senin burada bunun grafiğini adam akıllı biçimde çizmen gerekiyor. Tamam Şimdi nasıl çizeriz? Öncelikle x eksenini kestiği yeri bulabilmek için ben bunu şu şekilde sıfıra eşitlerim. Sıfıra eşitlediğim takdirde 3 üzeri x artı 2'nin 1 olması gerekmekte. E bunun 1 olabilmesi için de 3 üzeri sıfıra ihtiyacımız var. Yani x artı 2 sıfır olmalı. Yani x eksi 2 olmalı. Yani arkadaşlarım x şurada eksi 2 iken benim fonksiyonum tam olarak x eksenini kesmiştir demektir. Tamam. Bir de sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 üzeri x artı 2 dediğimiz ifade bakın şuradaki ifademiz daima sıfırdan büyüktür. Daima sıfırdan büyükse ben bundan 1 çıkardığım takdirde bu taraftan da 1 çıkarırım ve bu ifade daima eksi 1'den büyük olmak zorunda kalır. Ve artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki ben y eşittir eksi 1 doğrusunu çizersem yani şu doğruyu şu şekilde çizersek sevgili gençler bizim fonksiyonumuzun grafiği asla ama asla bu doğruya değmeyecek bu doğrunun altına da düşmeyecek diyeceğiz. Peki. Peki ben bunu nasıl çizerim? Bak eksi 1'e değmeyecek. X'ler negatif değerler almaya devam ettikçe yani sol tarafa yani eksi sonsuza gitmeye devam ettikçe ifade gitgide küçülecek ama hiçbir zaman eksi 1 olamayacak. Dolayısıyla ifade eksi sonsuzda eksi 1 doğrusuna y eksi 1 doğrusuna teğet olacak biçimde gelir. Ve buradan eksi 2'ye değer değdikten sonra bu şekilde artarak ilerlemeye devam edecektir deriz. Anlaştık. Peki fonksiyonumuzun grafiği artık bu. Ki artan bir fonksiyon olduğunu tabii ki söylemeye gerek yok. Çünkü zaten üstel fonksiyonlarda taban birden büyükse fonksiyon artan oluyordu. Bunu da hatırlatalım. Buna göre ilk öncülümüzde diyor ki eksi 2'den 1'e kadar bak eksi 2 burası bir de şurası. X'leri Nereye götürüyormuş? 0-26 aralığına götürüyormuş. Şimdi bakın. Eksi 2'yi ben yerine yazarsam. Eksi 2'yi yerine yazdığım takdirde zaten fonksiyon 0 çıkıyor. Ama şuna dikkat edin. Burada birebir bir, bir örtemdir demiş ya. Şuna dikkat ediyoruz. E ben burada eksi 2'nin sonucunun olduğunu görmüyorum. E yok. Çünkü eksi 2'yi yerine yazdığımız zaman sonucun 0 çıkması lazım. E görüntü kümesi olarak aldığı kümede 0 yok. Ayrıca tek sıkıntı bu değil. Ben burada biri alamama rağmen, alamamama rağmen, güzel cümle oldu, alamamama rağmen. E şimdi bir yerine yaz bakalım. 3 üzeri 1 artı 2 eksi 1 ne yaptı? 27 eksi 1 yaptı. E bu da 26 geldi. E 26'yı burada almış. Yani e bunda sıkıntı yok ki hocam alabilir ama alamaz diyorum. Neden biliyor musun? E 1 yok. E 26 var burada. E 26 boşta kalacak. Bu fonksiyon nasıl örtem olsun o zaman? Doğru mu? Demek ki birinci öncül cortladı arkadaşlar gitti. Görüntü kümesi eksi 1 ile sonsuz aralığıdır. Şimdi görüntü kümesine bakıyorsunuz alabileceği en küçük değer eksi 1'in hemen üstünde. Eksi 1'den sonraki bütün y doğal sayı y reel sayılarını almış arkadaşlar. Dolayısıyla da benim görüntü kümem eksi 1'den sonsuza kadar tabii ki eksi 1'i de alamıyor. Dolayısıyla benim ikinci öncülüm doğrudur. Ve son olarak f a 2'den büyük veya eşit eşitsizliğini sağlayan en küçük a tam sayısı eksi 1'dir. Şimdi f a dediği şey a yerine yazarsanız 3 üzeri a artı 2 olacaktır. Ve eksi 1 dedik. Büyük veya eşittir. 2 eşitsizliğini sağlatalım bakalım. Attın eksi 1'i karşıya. 3 üzeri a artı 2 büyük veya eşittir 3. Ve 3'ü de 3 üzeri 1 diye yazalım ayıp olmasın. Şimdi gençler şuraya bakıyorsunuz. a artı 2 ve 1 var. Demek ki a artı 2'nin büyük veya eşit 1 olması gerekiyor. 2'yi bu tarafa sallarsanız a büyük veya eşittir. Eksi 1 olacaktır. Ve burada a'nın alabileceği minimum tam sayı değeri minimum z değeri kaçtır? Eksi 1. Bana ne demiş? A, en küçük a tam sayısı eksi 1'dir demiş. Demek ki bu da doğru söylüyor. O halde cevap ne olacakmış? 2 ve 3 yani cevap e şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet güzel bir fonksiyon sorusuydu. Ee, güzelliğinden kastım şu ÖSYM sorularının arasına koy. Hiçbir şekilde sırıtmayacak bir soru arkadaşlar. Cidden güzel ve kaliteli bir soruydu. Umarım faydalanmışsındır ve eşini görmüştür. E, kafanda eksik kalan yerleri de sana o oh, kalan soru işaretlerini sana cevaplamıştır. E, diliyorum ki bundan sonraki sorularda da aynı muhabbet geçerli olacak. Arkadaşlarım sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.